Yani belli başlı belirtiler taşıyacak ama ani ölümlere de neden oluyor dediniz hocam. Sizler Tabii. bunun teşhisini nasıl koyacaksınız? Yani vatandaş bu belirtileri taşıyıp gelmeden öncesinde mi takip alıyorsunuz yoksa hafif belirtilerle mi müdahale ediyorsunuz? O tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Koroner arter hastalığı için belirli risk faktörleri vardır. Yani bunlar hepimizin bildiği en önemlisi ailesinde birinci derece yakında özellikle anne, baba, kardeş ve çocuk. Bunlar birinci derece. Birinci derece yakınlarında kalp krizi öyküsü veya ani ölüm hikayesi olanlar dikkatli Yani olmalıdır. genetik mi biraz Genetik daha? yatkınlığı olanlar bu açıdan daha riskli gruptadır. Onun dışında yine en önemli risk faktörlerinden birisi diyabet varlığı, yani şeker hastalığı varlığı. Ve bu şeker hastalığı mesela şeker düzeyleri çok böyle 100-110'larda seyreden de şeker hastasıyım diyor. İnsülin direnci veya bozulmuş glikoz toleransı da olabilir ama çok yüksek değerler, 200'lü 300'lü değerlerde insülin kullanan da şeker hastasıyım diyor. Tabii şeker hastalığı da ne kadar kötü seyreder ise o kadar koroner arter hastalığı ve diğer kalp damar hastalıkları gelişme riski vardır. Tabii bu risklerden bazıları hipertansiyon, hiperlipidemi olarak bildiğimiz kolesterol yüksekliği, erkek cinsiyet, yaş, ileri yaşlarda daha sık görülmektedir. Yani genç yaşta değil de orta yaşlarda mı daha çok görülüyor bu? Yani özellikle erkek cinsiyette daha erken yaşta görülmekle birlikte eğer risk faktörleri fazla ise yani bir genetik yatkınlık varsa veya diğer riske yol açan durumlar var ise daha erken yaşlarda da görülebiliyor. Kadınlarda görünme oranı ile erkeklerde görünme oranı arasında fark var mıdır? Ya da gençlerde görünme arası? Kadınlarda koroner arter hastalarının yaklaşık %70'e yakını erkektir. Bunun da nedeni erkek cinsiyette biraz daha erken görülmesidir. Kadınlarda eğer çok ciddi risk faktörleri yok ise ve genetik faktörler yok ise daha çok menopozdan sonra görülmekte ve Kırklı yaşlar sonrasında. menopozdan sonra erkeklerle daha eşit oranda görülmektedir. Ama ondan önceki dönemlerde de erkeklerde bariz bir şekilde daha yüksek oranda görülmektedir.